Merhaba arkadaşlar, ben Habib Ocak. DYS öğretmen sistemini anlatacağız bu dersimizde. Öncelikli olarak DYS öğretmen sistemi, DYS kullanan okul idarecilerinin öğretmenlerimize gönderdiği evrakları görebilmeleri ve okudum deyip işlem yapabilmelerini sağlar. Şimdi DYS öğretmen sistemine girebilmemiz için, yani DYS web'e girebilmemiz için MapBiz tek şifre ekranını kullanabileceğimiz gibi ds.web.map.gov.tr adresini kullanabiliriz. Buradan MapBiz şifremizle girebileceğimiz gibi E-Devlet şifresiyle de giriş yapabiliriz arkadaşlar. Ben şimdi 5893 diyorum, giriş yapıyorum. Bakın, buradan DYS Web, yani DYS öğretmen sistemine geçmiş oluyorum. Tabi DYS Web'de arkadaşlar öğretmen olarak ben de sol tarafta rol dediğimiz, bakın burada okulumuzun ismi çıkacak. Mesela hemen şuradan bakalım, Atatürk Eğitimciler Anaokulu Müdürlüğü diyor, öğretmen. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Diyelim ki ben kadrom A okulunda başka bir okula görevlendirildim. Hem kadromun bulunduğu okul hem de görevlendirildiğim okulu burada iki rol olarak görebileceğim. Aynı zamanda diyelim ki benim 10 saat kendi okulumda, 10 saat ikinci bir okulda, 10 saat üçüncü bir okulda, 30 saat 3 okulda derse giriyorum. 3 okulda da görüneceğim. Burada tabi roller arası geçiş olacak. Nasıl roller arası geçiş? Ben Atatürk Eğitimciler Anaokulu'nda öğretmensem çift tıklıyorum ve bu okulun rolünü aktif hale getirmiş oluyorum. Aynı zamanda ikinci bir okulum olursa ona tıklıyorum. Bu roller arasında geçiş yapabilirim. Yani 3 okulun roller geçişini yapabilirim. Burada dikkat etmem gereken husus şu. Eğer bir okulda bana evrak gönderildiyse ben o okulun rolüne geçmem lazım. Diğer şekilde mesela hemen şuradan geçeyim arkadaşlar, bakın. Ben de diyor ki 22 tane evrak var sende diyor. Bu 22 evrak bir okulda olabileceği gibi aynı anda atıyorum 3 okula dağılmış da olabilir. 5 birisi göndermiştir, 7 birisi göndermiştir, 8 birisi göndermiştir. 20 tane evrak olmuştur gibi düşünebilirsiniz. Bu oradaki evrak sayısı 3 rolün toplam evrak sayısıdır. Tabi ona dikkat edelim. Ona göre roller arasında geçişler yapalım. Ben şimdi okul idarecilerim bana evrak göndermiş mi, göndermemiş mi ona bakacağım. Hemen geçiyorum. Bakın bana 11 tane evrak göndermişler. DYS öğretmen sisteminin en büyük avantajlarından birisi şu arkadaşlar. Mobilden bakabilirim. Yani cep telefonu, tablettir vesairedir, onlardan bakabileceğim gibi. Eve gelir evde bilgisayardan bakabilirim. Okuldaki bilgisayardan bakabilirim. DYS gibi, yani DYS gibi kurulum gerektiren bir programa ihtiyacım yok. Web tabanlı olduğu için herhangi bir tarayıcıdan, istediğim tarayıcıdan DYS web'e girip evraklarımı görebilirim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar buradaki evraklara. Okul idarecileri bana evrakı gözden geçirme, yani bilgi amaçlı gönderiyor. Ben de bilgi amaçlı bilgileniyorum, tebellü ediyorum, evrakları kabul ediyorum. Daha önce bu işlemi nasıl yapıyorduk? Okul idarecileri evrakın çıktısını alıyordu. Öğretmenler odasına getiriyordu. Öğretmenler odasında ben okuyordum, imzalıyordum. Tebellü etmiş oluyordum. Ya da okul idaresi geliyordu, beni buluyordu. İşte sınıfları tek tek dolaşıyordu, bana imzalattırıyordu. Bunun yerine bu evrakları, ilçeden gelen evrakları bana direkt gönderecek. Ben de okuyacağım, kabul edeceğim. Şimdi roller arasında geçişi yaptıktan sonra burada bakın arkadaşlar, işlem yaptığım evrakları, mesela bakın bir tane evrak gelmiş. Bu evraka geliyorum. Bakın evrakım açıldı. Hemen sol alt köşede okudum diyorum. Okudum. Bitti arkadaşlar. Şuna kapat diyorum. İkinci evraka geçiyor. Bakın okuduğum evrak tik oluyor ve evrak işlemi tamamlanmış oluyor. Ben bu evrakı okumuş, tebellü etmiş, bilgilenmişim. Ve şuradan yenile dediğimde bu evrak ne yaptı? Sol tarafta bakın aktif işler. Bütün evrakların göründüğü, işlemi yapılmamış bütün evraklar aktif işlerde olur. Bugün gelen evraklarım varsa bakın bu bugün gelmiş. Geç kalan, reddedilen, onayladıklarım, reddettiklerim, onayda bekleyenler
öğretmen rolünde kullandığımız rolle menüler değil arkadaşlar. Neyi kullanıyoruz? Aktif işler, işlemi yapılmamış olanlar, bugün gelenler, tümünü kullan. Bugüne kadar bana gönderilmiş olan tüm evrakları buradan görebilirim. Aktif işlere geliyorum. Bakın yenile dediğim zaman bakın yeni evrak gelmiş mi? Yani ben atıyorum DYS öğretmen sistemi, DYS web'i açtım. 10-15 dakika açık durdu. O arada okul idarecisi bana evrak gönderirse yenile diyerek ben bu yeni evrak olup olmadığını görebilirim. Eğer diyelim ki buradaki evrak sayısı çok fazla oldu. Ne yapabilirim? Bunları tek tek azalttım. Daha sonra bu evraklara ulaşmak istediğimde tümü deyip bakın önceki kayıtları da getir derim. Bakın önce işlemi yapılmış olan evrakları da bana getirir. DYS'den farklı yanı, buranın DYS'den farklı yanı şu arkadaşlar. DYS'de tümünde en fazla 2500 evrak getirebilirken şimdi sınırsız arkadaşlar burada. Önceki kayıtları getir, önceki kayıtları getir, önceki kayıtları getir dediğimiz anda buradan evrakları görebiliriz. Yalnız buradan evrak bulma yerine sorgulardan buluruz. Onu daha sonra anlatacağım. Şimdi bakın burada evrakın sayısı, konusu, tarihi ve evrakı gönderen birimi görüyoruz. Bunlara bakın. Konuya tıkladığınızda konuya göre sıralar. Atıyorum tarihe göre tarihe tıkladığınızda tarihe, onaylayan bilgisine yani gönderen birim bilgisine tıkladığınızda ona göre sıralama yapabilirsiniz. Buradan şurada evrak araması yapabilirsiniz. Evrakın mesela DYS şöyle DYS diyelim. Bakın DYS öğretmen sisteminin öğretmenlere yaygınlaştırılmasını görebiliyorsunuz. Yani buradan da evrak arayabilirsiniz. Şimdi buradan gelelim. Buradaki herhangi bir evrakın açılması. Bak açtım bu evrakı bakın. Hatta şu an işlemi yapıldığı için işlemi yapılmamış bir evraka bakalım. Mesela şöyle şu evraka bakalım. Bakın burası benim evrakın gösterildiği alanım. Hemen sağdan başlayalım. Belgeyi kaydet dersem UDF olarak UYAP doküman formatı olarak iner. Cep telefonundan ben bunu UDF okuyucu bir program varsa UDF olarak görebilirim. Burada bakın not kısımları var. Kim idarecimiz evrakı gönderirken not yazdıysa buradan okuyabilirim. Bu evrakı okudum demeden önce kendim not girebilirim. Bakın burada okudum dersem evrakın işlemini bitiririm. Ek listesi var. Eklerini görebilirim. Bakın ekini gördüm. Burada eki görüntüleyebilirim. Buradan eki bilgisayarıma PDF olarak indirebilirim. Buradan da kapat diyorum. Bakın dağıtım bilgilerini görebilirsiniz. Evrakın bilgilerini görebilirsiniz. Yenile diyerek sayfanızı yenileyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Buradan aşağıya doğru bilgilerinizi görebilirsiniz. Şuradan ekranınızı kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın okuma modu dediğimiz olay var. Okuma modu derseniz şu soldaki not kısmı ve üstteki bilgi kısmını kaldırır. Yani kenarlara gizler. Daha rahat okuyabilirsiniz. Okuma modunu kapat derseniz okuma modunu kapatabilirsiniz. Ya da siz isterseniz şuradan tıklayarak sol tarafa ve üst tarafa bunları gizleyebilirsiniz. Buradan kapat derseniz evrakı kapatabilirsiniz. Bakın tekrar açıyorum. Genel itibariyle buradan evrakı görebilirim. Kaç sayfa olduğunu görebiliyorum. Sonraki sayfaya geçebiliyorum. Önceki sayfaya geçebiliyorum. Buradan belge içerisinde geçen kelimeyi sorgulayabiliyorum. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum. Kendim buradan ekranı kaplayabiliyorum. Buradan evrakı dosya açabiliyorum, yazdırabiliyorum. Bakın buradan indir dediğim zaman PDF olarak indirebilirim. Buradan detayları rahatça görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir web
tarayıcısında yapabileceğimiz bütün iş ve işlemleri buradan halledebiliyoruz. Şimdi buna okudum diyorum ve bunun işlemi bitiyor arkadaşlar. Bakın, dikkat ederseniz okudum deyip geçtiğim zaman yeni belge açılıyor. Özellikle görme engelliler için, görme engelli öğretmenlerimiz için otomatik olarak ayarlandı bu. Siz de kendiniz de ayarlamak istiyorsanız ayarlar kısmından yapabiliriz. Hemen kapat diyorum. Bakın, ayarlar kısmına geçiyorum. Diyor ki evrak görüntüleme büyük ekranda açılsın mı? Evet. Okuma modu aktif olsun mu? Görmüştük. Evet. Yani büyük kenarlar saklansın, gizlensin. Ekran görüntüleme büyük ekran olarak açılsın mı? Evet. Okudum sonuç mesajı gösterilsin mi? Evet. PDF görüntüleme şekli text mi olsun? Resim mi olsun? Onu da ben seçiyorum. Kaydet dediğim anda kaydediyorum arkadaşlar. Ve ayarlarımı bu şekilde yapabiliyorum. Burada yardım kısmı var. Yardım kısmından DYS ile ilgili yardım kılavuzlarını görebilirsiniz, indirebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Sorgular kısmımız var. Sorgular kısmında bakın burası çok önemli. Okula dilekçe verdiniz. Dilekçeniz tarandı, sisteme aktarıldı. Bunun takibini yapabiliyorsunuz dilekçelerimden. Tıklıyorum. Daha önce benim dilekçem var mı? Yokmuş. Eğer dilekçeniz olursa dilekçenizin takibinde buradan yapabilirsiniz. Diyelim ki buradaki aktif işlerdeki evrakları bitirdim. Bakın burası bomboş. Şimdi belli bir süre geçti. 3-5 ay, 6 ay, 1 sene geçti. Ben bir evrak arıyorum. Evraklarımı nereden bulacağım? Sorgulardan bulacağım. Kişi evrak sorgusuna giriyorum. Burada bakın eğer evrakın sayısını biliyorsanız direkt sayısını yazıp şöyle temizle diyeyim. Sorguluyorsunuz. Başlangıç tarihini, resmi bitiş tarihini ya da belli bir aralık işlem yapma aralığını ya da konusunu girip açıklama girip o açıklamaya göre arama yapabiliyorsunuz. Tabi buranın da güzel bir özelliği var. DYS'de burada aramalar bir aylık dilimde olurken burada sınırsız arkadaşlar. Şimdi mesela 18.09.2021 ile 18.10 yani belli bir tarih aralığında yapacağım. Ben 18.09'da bu aralığı direkt ara diyorum, sorgula diyorum. Bakın bu tarih aralığında gelen evrakları görmüş oluyorum arkadaşlar.